Üniversite tercihlerinin başlamasına sayılı günler kala özel üniversitelerde peş peşe zamlı ücretlerini açıklıyor. Aileler de kara kara düşünüyor. Çünkü bazı özel üniversiteler yıllık eğitim ücreti için 1 milyon lira ücret istiyor. Üniversite fiyatları çok pahalı, aşırı derecede pahalı. En yükseği de 1 milyona kadar falan gidiyor. Yaklaşık bana %236 civarında bir zam oranı yapıldı. Çocuğum şehir dışına gitmesin, İstanbul'da okusun. Eğer devlet üniversitesini kazanamazsa da özel üniversiteye gönderirim diye düşünen veliler şimdi de kara kara düşünüyor. Çünkü üniversiteler eğitim ücretlerine %100'den fazla zam yaptı. Öyle ki bazı üniversiteler eğitim ücreti için 1 milyona yakın ücret istiyor. 1 milyona yakın fiyatlar duyuyoruz. Bizim de çevremizde üniversiteye yeni başlayacak olan insanlar var. 600 bin, 700 bin bandında fiyatlar duyuyorum genelde. Yani kesinlikle normal değil. İki katına çıkmış durumda geçen seneye göre. Tabii ailemiz de bu ücretleri ödemekte zorlanıyor. Hatta bazı özel üniversiteler ücretleri her ay artırıyor. Yaklaşık bir ay süre verdiler. Bu süreyi de geçersem %10 daha koyarak bana ceza niyetinde bir ücret talep ediyorlar. Bizim okul 600-700 bin bandında fiyatlar. Örneğin İstanbul'da bulunan bir özel üniversite geçen yıl eğitim ücreti için velilerden 530 bin lira ücret istemiş. Şimdi ise bu yeni dönem içinse eğitim ücretine faiz zam yaparak 1 milyon 75 bin lira ücret istiyor. Ankara'da bulunan bir başka özel üniversite ise geçen yıl eğitim ücreti 310 bin lirayken şimdi ise 620 bin lira ücret istiyor. %100 zamdan %300 zamlara, 400 zamlara çıkıyor ve kimse buna dur demiyor açıkçası. Biraz okula ticarethane olarak değil de eğitim olarak baksalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir üniversite TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde fiyat artışı yapıyorsa bu durumu YÖK'e iletmekte fayda var. Çünkü YÖK Başkanı da vakıf üniversitelerine enflasyon üzerinde zam yapılmaması için bir tavsiyede bulunmuştu. Bir sınırlama gelse daha iyi olur. Biraz daha uygun ücretler olsa daha güzel olabilir bizim için. Veliler ve öğrenciler bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.